Arkadaşlar herkese merhaba, ben Taygun. Bugün yine bir Freelander'la birlikteyiz. Bu Freelander 2006 model 2.0 TD4. Biliyorsunuz bir önceki videoda bir Reskası 2001'ine bakmıştık, incelemiştik. Güzel arabaydı, iyiydi. Ama tabii ki bunun gerçekten iç donanımı olsun, dış aynı şekilde aksesuarlar olsun, çok daha farklı araç yapmışlar. Çok daha aslında elit ve güzel gözüküyor. Ama baktığınızda motor aynı. Yine yaklaşık olarak 112 beygirlik 2000 motor, TD4 kodlu bir motorla geliyor. 5 ileri otomatik bir şanzıman var aynı şekilde aracımızda. Toplam aynı şekilde 162 km hız diyor fabrika verisi. Artı olarak da baktığımızda toplam maksimum süratte 162 km diyor. Ama tabii ki bu 160 km'yi geçeceğini ben de düşünüyorum. Ama tabii bunu bir yolda denemek lazım. Bu arada videoya geçmeden videonun sponsoru, hemen ondan da bahsedeyim. Ömer abi, yani bu tarz Range Rover'ların kendisi servisidir. Ayrıca çocukluktan Range Rover servisinde ve Rover servisinde çalışmış bir abimiz. Yeni Sahra'da Özak Otomotiv. Bu tarz bir aracınız varsa, Rover, Land Rover veya Range Rover, bunlardan gerçekten anlayan bir adamdır, yani ustadır. Yeni Sahra'ya gittiğinizde aynı şekilde beni Taygun yönlendirin derseniz, en azından bir aracınızda bir sorun varsa bu konuda aynı şekilde size yardımcı olacaktır. Alacak bir arkadaşım var. Evet, diyor ki ben diyor niye dikkat edeyim? Burada neye bakacağız? İlk önce bakacağı şeyleri söyleyeyim ben size. Şimdi aracın bence direkt ilk önce dışından başlayalım. Çünkü bir eski kasaya göre baktığımızda yeni kasada oldukça farklılıklar var. Bunlardan birisi direkt farlar zaten. 2000 kasadan sonrasında makyajlı kasa olarak bu çıktı. Tabi bazı arkadaşlar 2001 model arabayı da ön tarafı makyajlayıp bu şekilde 2600 kasaya çıkartabiliyor. Genel olarak baktığımızda arkadaşlar ilk önce karşımıza çıkan ne? Farların değişik olması, tampon. Yani aracın ön yüzünü gerçekten çok güzel yapmışlar ki bu model araca göre baktığımızda oldukça iyi olarak gözüküyor bize. Arkadaşlar bir aracın aynı şekilde bagajına bakalım. Şimdi SUV segmentli araç olduğu için herkesin beklentisi 1. Yerden yüksek olması, dağ bayır gittiğinizde. Ne artık bu İstanbul için bahsedersek ne kadar dağ bayır kaldı diyebiliriz ama yine yerler var. İkincisi bagaj hacmi. Bu arada 355 litre bir bagaj hacmi karşımıza çıkıyor. Zaten istepnesinde direkt gördüğünüz gibi arka tarafta bulunuyor bu araçlarda. Bir bagajına bakalım. Kapı gerçekten. Şimdi şöyle diyeyim, bu arabalarda da güzel olan bir şey, arka kapıyı, arka bagajı açtığınızda cam 1 milim aşağı iniyor otomatikman ve size daha kolay bir şekilde bir kapının, yani bagajın açılımını sağlıyor. 355'te bir bagajı var. Hem derinlik olarak aynı şekilde hem yükseklik olarak oldukça yeterli. Artı olarak bunu yukarı doğru da kullanabiliyorsunuz. Burada bir demir ızgara konulmuş veya çekmeli de bir panzotu diğer aynı şekilde modellerinde bulunuyor. Şimdi dediğim yine önemli olan büyüklük, genişlik, iç hacim demiştik. Bir de arkaya bir oturalım bakalım. Arkadakiler nasıl oturuyor? Arka tarafa geldiğimizde arkadaşlar bir kumaş kaplama plastik var. Kaliteli değil, dandik de değil. Yani bunu 2006 yılına göre baz almak lazım aslında. Sert plastik, cam açma ve 16 cm'lik bir kapı kolunu var. Ve standart fitillerle ses yalıtımı iyi ama tabii dizel olduğu için maalesef sesi çalışıyor. İçine geçelim. Arka tarafa oturduğunuzda yaklaşık kafanız oturduktan sonra şu kadar bir mesafe kalıyor. Yani ben şu an 1.80 boy olarak söyleyebiliyorum. Daha uzun boylu arkadaşlar da çok rahat bir şekilde oturabilir. Arka tarafa 3 kişi rahat rahat oturabiliyor. Yani tabii ki gibi. Bu bir de orta segment kaç kaya gibi araçlara baktığımızda oldukça onlardan daha büyük segmentli bir araç olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu aracın önemli olan hani parçası bulunuyor mu? Ne kadar yakar? Yedek parçası, ustası, bunlar önemli. Freelander alırken dikkat edilmesi gerekenler konusuna da yolda değineceğim arkadaşlar. Yedek... Diyorsunuz ya, neye dikkat etmem gerekiyor? Freelander alacak bir arkadaşım var. Diyor ki ben diyor niye dikkat edeyim? Burada neye bakacağız? İlk önce bakacağı şeyleri söyleyeyim ben sana. 4x4'de aktif vaziyette. Şaftı duruyor mu? Diferansiyeli sağlam mı? Arazisi sağlam mı? Viskos yağları, bilyaları falan kontrol edilmesi lazım. Bunlar da bir de kronik olarak arka bagaj camıyla sunroof önemli. Sunroof'tan su almaya alıyor mu, almıyor mu, içinde çürüme var mı, kaçsın. Bunları kontrol etmesi lazım. Eğer onlarda falan herhangi bir sıkıntı yoksa bagaj camında falan. Yani kapsamlı bir şekilde 4x4 ekspertizi yapılması lazım. Motor durumuna bakılması lazım. Yani EGR'si iptal olmuş mu, iptal olmamış mı, aktif vaziyette mi, turbosunda herhangi bir boşluk var mı?
arabanın çekişini, mekişini kontrol edilmesi lazım. Onlar yani. Yağ yakın araba hızlı gidiyor ya. Ya yakın yani araba hızlı gitmesinden ziyade arabalar dizel olduğu için. Yani bunlarda zaten BMW motoru var zaten. Kolay kolay da motorları sıkıntı çıkartmaz. Sadece bir bakımları falan düzgün yapıldıysa arabalar düzgündür yani. Ama ilk önce bakılması lazım yani. Bir servis kontrolü ya da bir ekspertiz yapılması lazım yani. Geçelim. Ön tarafa geçtiğimizde yine bizi kumaş kaplı aynı şekilde bir üst taraf sert lastik ve cam açma tuşu bulunuyor. Burada bir de merkez ikili tuşlar da bulunmakta. İçine baktığımızda ufak bir torpido karşılıyor bizi. Bu torpido oldukça ufak, yeterli değil. Ama arz talep meselesi, buraya ne koyacağına bağlı, ne istediğine bağlı. Hani gerçi bu tarz jip kullanan insanlar genelde evini arabası gibi kullanıp dolduruyor. Böyle bakarsak yetersiz diyebiliriz ama genel olarak baktığımızda da oldukça yeterli. Bir de şoför tarafına bakalım. Bakalım bir de şoför kokpitte bakalım ne var ne yok. Arkadaşlar içine geldiğimizde aracın aynı şekilde 4 tane burada cam, merkezi kilit ve tutma tutanağı bulunuyor. Aynaları buradan kontrol edebiliyorsunuz. Buradan park sensörü, bir ufak torpido da burada bulunuyor. Burada CD changer yeri de var. Farın yükseklik ayarı, sinyal, multimedya tuşları, korna. Orta tarafa geçtiğimizde otomatik bir şanzıman, yine dörtlü aynı şekilde cam ve otomatik bir şanzıman karşılıyor bizi. PRND 421 var burada da. Bunlar arazi için yokuş inerken vites atmasın diye kullanacağınız arazi vitesleri. Tork konvertörlü dediğimiz, tek debriyaj dediğimiz bir şanzımanı var. Bu da biraz daha sağlıklı olduğunu söyleyebilirim bu noktada. Orijinal aynı şekilde Land Rover'ın kendi teybi var. Kliması ondan sonra analog, standart bir klima. Üstte de ön arka aynı şekilde sis farları, dörtleri ve iki tane bardaklığı bulunuyor. Bunlar da konumları oldukça hoş diyebiliriz. Göstergelere gelecek olursak oldukça aynı şekilde şık ve sade bir göstergesi var. 6000 devir dizel, hararet ve hız gösteriyor. Ve bu da aynı şekilde yeterli oluyor. Evet arkadaşlar, o zaman yolumuza çıkalım, marşımıza basarak başlayalım bakalım. Emniyet kemerlerimizi takıyoruz, takmayanları uyarıyoruz. Camlarımızı kapatalım. Dizel olduğu için maalesef araba sesli çalışıyor. Bu bizim elimizde olan bir şey değil, dizel arabaların hepsinde böyle. Ses yalıtımı iyi mi diyeceksiniz? Yol sesini alma konusunda iyi, zaten birazdan deneyeceğiz ama genel olarak baktığınız dizel olduğu için ses yalıtımının çok iyi olduğunu maalesef söyleyemem. Bunu da söyleyeyim. Birden fazla şey söyleyeceğim bu konuda size. Şimdi Freelander hakkında çok soru işareti var herkesin aklında. Sordukları şeyler var. Genelde en büyük şey, abi ben bu aracı alırsam arıza çıkartır mı? Arıza çıkartırsa parçası bulunur mu? İşte alırken nelere dikkat etmeliyim? Bunun gibi sorular var. İlk önce parça konusuna değinelim arkadaşlar. Parça konusu şöyle diyeyim, hani bu artık İstanbul'dan baz alıyorum. Yani İstanbul'da parçasını bulabiliyorsunuz. Başka illerde parçasını bulamazsanız da İstanbul'dan kargo seçeneğiyle gönderttirebilirsiniz. Ama ne var? Şu var. Önemli olan bu arabada parça bulmak değil, usta bulmak. Usta bulduğunuz sürece bir sıkıntı yaşamazsınız. Usta bulmanız çok önemli. Çünkü bu aracı yapacak ustanın da usta olması gerekiyor. Sözde çünkü sanayiye götürdüğünde herkes ben yaparım, ben bilirim diyor. Ama maalesef gerçek hayatta işler öyle olmuyor. Evet arkadaşlar, bu araçta önemli olan dediğim şey usta bulmak demiştik. Usta bulmak önemli. Çünkü başka illerde usta bulamazsanız maalesef bu araba iyi bile olsa kötü ustaların elinde mahvoluyor. Ve bu yüzden de bu arabalar zamanında da biraz daha ucuz olduğu için herkesin alıp biraz daha mahvettiği arabalardan diyebiliriz. Şimdi şuna gelelim. Abi Freelander alacağım, nelere dikkat etmeliyim? Şimdi ilk önce her zaman derim, arabayı almadan önce arabayı satan kişiye bakacaksın. Kim satıyor bu arabayı? Nasıl kim satıyor derken şöyle, kim satıyor? Şimdi arabayı kim satıyor? Arkadaşlar arabaya bindiğinizde şimdi böyle bir Freelander alacaksınız. İçine biniyorsunuz, adam Jameson marka teyp takmış. Ben bu Jameson marka teyp tıkan arabadan bu arabayı almam abi. Çünkü kendi keyfi, konforuna bile para harcamayan bir adam arabaya harcamaz. Yani bu adam cebinde parası olacak. Yani şöyle diyeyim, arabayı alacağınız kişinin cebinde parası olup olmadığına bakın. Yani son parasıyla alıp parça parça arabayı tamir ettirip sadece aynı şekilde gitsin diye arabayı yaptıran bir insandan araba almayın. Ama adam ne bileyim, buradaki temizliğine, teyibine,
her şeyine bakıyordur. Bakımlı arabadır gerçi, anlarsınız bunu. Yani o teyip Pioneer, Alpine, Sony ise bile benim için bir artı. Çünkü araba alacağınız kişinin araba bakması çok önemli ve artık biraz daha insanlar arabaya bakmayı sadece arabayı yıkamaktan ibaret zannediyor. Arabayı yıkamak, arabaya bakmak değildir arkadaşlar. Arabanın yağını, suyunu, çubuğunu çekip arabaya bakmak değildir. Bunun baskı balatası var, debriyajı var, şaftı var, şanzıman var, şanzıman yağı var, ön takım var, fren var, rutil var. Ya artık yaşıyor durum var. Bozulmadan aracın parçasını değiştirmiyoruz maalesef. Bu maddiyatla alakalı. Ama şu da var. Bir aracın bir parçasının bozulmasını beklemek, diğer aynı şekilde parçaların da bozulmasına sebep verir. Yani bu önemli olan, bu arabayı alırken alacağınız kişi mümkünse aracına bakan, ilgilenen insan olsun. Yani muayenesiz çekme belgeli gibi veya son parasıyla bu arabayı almış insandan bu arabayı alırsanız üzer sizi. Onu söyleyebilirim. Masraflı mı? Masraflı ama A markaya 1000 lira masraf edersin, 1 yılda bozulur. Bu arabaya 2000 lira edersin, 3 yılda bozulur. Anlatabiliyor muyum? Arada bir ciddi fark vardır bu noktada. Bunu kavramak lazım ikincisi. Ve şu da var. Bu arabalarda genelde işte şaft olayı meşhur. Çok yakıyor diye şaftı çıkardım. İşte şaftla alakalı sıkıntı vardı, söktüm. Şaftı yanında vereceğim, alabilirsin. Bu araba şaftsız muayeneden geçmiyor zaten. Bu arabayı alıyorsanız mümkünse orijinal olanı alın. Yani şaftı üzerinde olsun, periyodik bakımlar en azından yapılmış olsun. Böyle bir freelander alırsanız emin olun başınız ağrımaz. Ağrımaz değil, az ağrır. Yani benim kullandığım 2011 Ibiza'ya bile ben bir yıl olmadı 6 ayda 5000 lira masraf yaptım arkadaşlar. Masrafsız araba almak isteyen sıfır gitsin bayiden alsın. Öyle bir dünya yok. Bizim amacımız büyük masraf. Şanzıman masrafı, ne bileyim diferansiyel masrafı, motor masrafı, turbo enjektör masrafı, bunlar önemli. Ki bu araçta turbo dizeli olduğu için turbo ve enjektör bakımları önemli. Almadan önce bu aracın muhakkak duman atıyor mu? Enjektörler ne durumda? Turbosu ne durumda? Bunları ekspertiz haricinden baktırın. Ekspertiz bunlara çok bakmaz. Yani duman atmıyorsa bakmaz. Ama güzel bir enjektörcü, bununla enjeksiyoncu, arabanın çalışmasından bile, sarsıntısından bile motorun nasıl olduğunu, en azından enjektör enjeksiyon düzeninden nasıl olduğunu size söyler. Bu yüzden arkadaşlar bu arabada önemli olan bir noktada alacağınız kişi. Alacağınız kişi eğer aynı şekilde bakımlarını düzgün yaptıysa, düzgün bir insansa hiçbir sıkıntı olmaz. Bu noktada ben şunu diyorum. Ömer abi zaten bu Freelander servis dediğimiz zaten bu işi de yapıyor. Arabayı alıp toplayıp satıyor. Ve bu gerçekten de ben Ömer abiden aynı şekilde kendim de araba aldım 2-3 tane. Arkadaşlarıma da aldırdım. Memnun olmayan olmalı. Sorun çıkarmalı demiyorum bak. Memnun kalmayan olmalı. O yüzden bu tarz sanayici de hani normalde galerijde araba alınmaz muhabbeti var. Buna kesinlikle katılıyorum. Ama sonuçta araba alacağınız kişi tamircisi ve size diyorsa hani ben Land Rover bu işi yapıyorum ve bunları değiştirdim. Bu artı bir güven sağlar. Yani Ömer abiden araba alırsınız. Zaten bozuldu mu yine aynı yere gideceksiniz eğer İstanbul'daysanız. Veya bu tarz Land Rover, Freelander 1.8, 2.5 hiç fark etmez. Veya bir yeni kasa TD4'ler ve Range Rover, Freelander 2'ler olsun, HSE'ler olsun. Ömer abiye gidip aynı şekilde bu noktada aracınızın sorunuyla alakalı yardım alabilirsiniz. Yani herhangi bir sorun veya sıkıntı yaşamazsınız bu noktada. Dediğim gibi Freelander güzel araba, yüksek araba, kullanımı keyifli, rahat bir araba. Gerçekten hani Jeep kullanıyorsunuz sonuçta. Ve kullandığınız Jeep'in Range Rover olduğunu unutmayın. Yani millet 90 model BMW alıyor, 90 model Mercedes alıyor. Niye? Çünkü markanın verdiği bir kalite var. Bunlarda da gerçekten markanın verdiği kalite olduğu için aslında alınıyor, tutuluyor. Bunu unutmayın. Lütfen sonuçta Range Rover'a biniyorsunuz. Şu da var. Yani aslan besli yemine bakmaz derler. Gerçi şu an artık mazot fiyatları ve benzin fiyatları o kadar yüksek ki. Ne kadar yaktığıyla alakalı. Şöyle diyeyim, uzun yolda 7 litreye kadar düşüyor. Şehir içi de 12 litre gibi civarında yakıyor. 10-12 litre yakıyor arkadaşlar. Tabi bu gaza basmanız, arabanın yüklü yüksüz olması, yokuş aşağı yokuş yukarı trafik her şeyi etkiliyor. Ama şunu da söyleyebilirim, hani şu yok yani. Ulan Jeep'i aldım da binemiyorum lan, çok yakıyor falan da demiyorsunuz yani. Rahat rahat geziyorsunuz. Yani şöyle diyeyim, benim Ibiza'm şu an 1.4 motor bir araç. Baktığında 100 liralık benzine 3 km anca gidiyor. Yani yakıt konusunda sizi üzmez. Onu da söyleyebilirim arkadaşlar. Bu videonun daha sonuna geliyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Aklınızda takılan bir soru işareti varsa yorumlara belirtin. Biliyorsunuz elimden geldiği kadar cevap vereceğim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.